Günaydın, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, dolayısıyla da piyasalar kapalı aslında. Dün işlemlerini tamamlamış oldu, haftalık işlemlerini tamamlamış oldu borsa. Ama dün nasıl kapattı ona bir yakından bakalım isterseniz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son işlem günü, dün itibariyle günü %0,78'lik artışta 9.833 puan seviyesinden tamamladı. Dolar TL'de yatay seyir devam ediyor. 34.07 seviyesinden yeni güne başlıyor. Euro TL ise 37.74 seviyesinde. Gram altın ise 2.763 lira seviyesinden işlem görüyor. Onsa 2.522 dolar seviyesinde yeniden kendini 2.500 doların üzerine attı. Ve Brent petrol de 79 dolar seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Evet, içeride piyasalar kapalı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, ama yurt dışında piyasalar açık kalmaya devam ediyor. Ve özellikle de Asya piyasalarının yeşille güne başladığının da altını çizelim. Peki bugün dışarıda özellikle hangi veriler takip edilecek, ona da bir bakalım. Haftanın son işlem günü ama tabii dün itibariyle piyasalar kapanmış oldu. Dışarıda bugün Euro bölgesinde TÜFE ve işsizlik oranı verisini takip edeceğiz. Japonya'da sanayi üretim endeksi geldi. %2,8'lik büyüme açıklandı aylık bazda Temmuz ayı itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bugün Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek. Yeni güne başlarken gündem başlıklarını da hızlıca göz atalım. 1,5 milyon küçük işletme için enflasyon düzeltmesi muafiyeti getirildi. Çok fazla tartışılmıştı enflasyon muhasebesi. Özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkileyebileceğine yönelik değerlendirmeler vardı. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. 1,5 milyon küçük işletme için enflasyon düzeltmesi muafiyeti getirildi. Merkez Bankası'ndan dün TL mevduatı desteklemek için yeni adımlar geldi. Zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidildi. Ve Merkez Bankası'nın dün rezervleri de açıklandı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 23 Ağustos haftasında 150,4 milyar dolara geriledi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 3,4 milyar dolar artış gösterdi. Kur korumalı mevduatta 40,5 milyar liralık bir gerileme kaydedildi. Ve ayrıntılarla devam edelim. Küçük işletmelere ve yatırımcılara enflasyon muhasebesinde kolaylık getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkaracaklarını bildirdi. Enflasyon düzeltmesinde iş dünyasının beklediği haber geldi. Yaklaşık 1,5 milyon mükellefin enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu uygulamayı iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda devreye aldıklarına dikkati çekti. Yeni düzenlemeyle de enflasyon muhasebesinde küçük işletmelere kolaylık sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Buna göre 2023 sonu itibariyle cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapması gerekmeyecek. İş dünyası ile yapılan toplantılarda meslek kuruluşları 2023 yıl sonunda mutlaka enflasyon düzeltmesi yapılması, 2024 yılında da buna devam edilmesi istenmişti. Yapılan istişareler sonrasında bakanlık gerekli düzenlemeleri hayata geçirdi. Ancak daha sonra ilgili meslek kuruluşlarınca enflasyon muhasebesi nedeniyle özellikle cirosu düşük ve yine bu işletmelerden yatırım döneminde olup henüz faaliyete geçmeyenlerin vergilendirilme sıkıntısı yaşayabileceği ifade edildi. Bunun üzerine aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, MÜSİAD ve TÜRMOB'un da bulunduğu son istişare toplantısında küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmelerini teminen yeni kararlar alındı. Söz konusu kararla yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmış oldu. Böylece 2023 yıl sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Öte yandan kapsama giren mükelleflerden daha önce beyanname vermiş olanların ise düzeltme beyannamesi vermesi gerekiyor. Konuya açıklık getiren Şimşek, düzeltme beyanlarını 6 Eylül 2024'e kadar yapan mükellefler herhangi bir ceza veya faiz ödemeyecek dedi.
Ayrıca yatırım yapan mükelleflere ek vergi yükü oluşmaması için de enflasyon muhasebesinde yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Bakan Şimşek, Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte konuyu yasamanın gündemine getireceklerini bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. KOBİ ve yatırımcılar başta olmak üzere reel sektörün taleplerine hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Yılmaz, enflasyon muhasebesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından atılması öngörülen adımlar bu anlayışımızı yansıtmaktadır ifadesini kullandı. Türkiye Kalkınma Yolu projesi kapsamında önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Toplantıda projenin yol haritası ve bölgesel etkileri masaya yatırıldı. Avrupa'dan Basra Körfezi'ne kadar geniş bir coğrafyaya fayda sağlayacak. Bölgesel işbirliğini güçlendirecek. Kalkınma Yolu projesi için çalışmalar sürüyor. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan bakanlar Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu projesini görüşmek üzere bir araya geldi. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen zirveye Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bakanlar uzaktan bağlantıyla iştirak etti. Toplantıda projenin yol haritası ve bölgesel etkileri masaya yatırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Projenin önemine dikkati çekti, Türkiye'ye sağlayacağı faydalara değindi. Kalkınma Yolu projesi kapsamında kurulan bu konseyin bünyesindeki toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Proje kapsamındaki işbirliğimizin daha da güçlenerek ilerleyeceğine canı gönülden inanıyorum. Kalkınma Yolu projesi sadece dört ülkenin elde edeceği kazanımlar değil, bütün coğrafyamızın elde edeceği kazanımlar ve tedarik zinciri anlamında çok önemli bir projedir. Irak'ın Fav limanından yola çıkarak Avrupa'ya gidecek bir geminin kalkınma yolunu kullanması Süveyş kanalına kıyasla 15 günlük kazanım sağlayacak. Kalkınma Yolu projesiyle Irak'ta inşa edilen Fav limanından Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı tesis etmiş olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli bir ölçüde azaltmış olacağız. Fav limanından yola çıkacak bir geminin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre, kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlayacağını özellikle ifade etmek isterim. Proje aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak. Kalkınma yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir heyetle Irak'ı ziyaret etmiş, ziyaretin Bağdat ayağında kalkınma yolu projesinde imzalar atılmıştı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın rezervleri 2,5 milyar dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara geriledi. Bu dönemde kur korumalılarda gerileme yavaş da olsa sürerken yerlilerin döviz mevduatı ise 3,4 milyar dolar artış gösterdi. Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş yaşandı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 23 Ağustos haftasında toplam rezerv 2 milyar 502 milyon dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara indi. Swap hariç net rezervdeki düşüş de 4,3 milyar doları buldu. Aynı dönemde yerlilerin döviz mevduatı ise arttı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 418 milyon dolar artış gösterdi. Öte yandan kur korumalı mevduattaki düşüş yavaş da sürdü. Kur korumalı mevduat hesaplarında geçen hafta 40 milyar 511 milyon liralık azalış yaşandı. Kur korumalı mevduat bakiyesi 1 trilyon 619 milyar liraya geldi. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 4 hafta sonra hisse senedi piyasasında yeniden alım tarafına geçti. 66 milyon dolarlık hisse alan yabancılar yüklü miktarda da tahvil satışı yaptı. Türk lirası mevduatını destekleyici ilave adımlar sürüyor. Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasını desteklemek için zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.
Değişikliğe göre gerçek kişi Türk lirası mevduat payı %45 ila %50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi. Gerçek kişi Türk lirası mevduat payı %60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak %60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Öte yandan kur korumalı mevduatın Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişiler dahil edildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı. Dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından olan PIMCO, Türk tahvillerini radarına aldı. Şirket yayımladığı notta Fed'in faiz indirimleriyle Türkiye'nin de dahil olduğu gelişen piyasa tahvillerinde potansiyel göründüğünü belirtti. Uluslararası yatırım kuruluşlarının Türk lirası varlıkları ilgisi sürüyor. Bunlardan biri de dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinden PIMCO. Şirket paylaştığı yatırımcı notunda Türkiye tahvillerinde potansiyel gördüklerine yer verdi. Bunun için Fed'in Eylül'de faiz indirmesinin beklendiğine işaret edilirken yatırımcıların bu durumda ABD tahvillerinden çıkmaya başlayacağı öngörüldü. Bu süreçte ise alternatif getiri kaynaklarının ön plana çıkacağına işaret edildi. Yayınlanan notta yeni dönemde en fazla değerin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen piyasalardaki yerel para cinsi varlıklarda olacağı kaydedildi. PIMCO'nun gelişen piyasalar tahvil direktörü Premal Davin de özellikle Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerin yerel para cinsi tahvillerini beğendiğini dile getiriyor. Davin'e göre bu iki ülkede gevşeme döngülerinin bu yıl başlaması beklenirken sonrasında ise güçlü faiz indirimleri muhtemel. Öte yandan Türk lirasına yönelik bir tavsiye de Deutsche Bank'tan geldi. Banka Türk lirasında uzun pozisyon önerisini sürdürdü. Kurum stratejistleri paylaştıkları notta TL'de önümüzdeki aylarda daha az değer kaybı beklediklerini iletti. Banka para politikasında sürpriz bir değişiklik dışında ana riskin ise yüksek enflasyon baskısı olacağını notunu düştü. Daha önce Türkiye'yi 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak seçen Deutsche Bank, Temmuz ayında Türk lirası cinsi tahvillerin oldukça çekici bir giriş noktası sunduğunu bildirmişti. IMF, Türkiye'nin 4. madde raporunu yayımladı. Raporda ekonomik politikalardaki dönüşüm değerlendirildi. Türkiye'nin politika setini sıkılaştırarak kriz risklerini önemli ölçüde azalttığı ve güveni artırdığı belirtildi. IMF, Türkiye'de ekonomik krize yol açan risklerin azaldığını duyurdu. IMF heyeti 29 Mayıs ila 11 Haziran tarihlerinde 4. madde istişarelerini yürütmek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Türkiye için beklenen gözden geçirme raporu yayımlandı. Raporda ekonomik politikalardaki dönüşüm ele alındı. Türkiye'nin genel politika setini sıkılaştırarak krize yönelik riskleri önemli ölçüde azalttığı ve güveni artırdığı kaydedildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu artışlarına da dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin 2023'ün ortasından bu yana 440 baz puan iyileştiği vurgulandı. Paylaşılan analizde enflasyon ve büyümeye yönelik de değerlendirmeler yer aldı. Açıklamada otoritelerin enflasyonla mücadeleye yönelik kademeli yaklaşımının büyüme üzerindeki etkiyi sınırlamayı amaçlasa da aşağı yönlü riskler taşıdığı ifade edildi. Buna göre manşet enflasyonun yazın düşmeye başladığı ancak hala yüksek seyrettiği belirtilirken IMF hala büyümenin ve enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor denildi. Raporda sıkı para ve gelir politikalarının iş talebi baskılayacağı ve 2024'te büyümenin %3,4 olacağı tahmininde bulunuldu. Kuruluş olumlu baz etkisine rağmen yıllık enflasyonun ise Aralık sonunda %43 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan IMF tahminlerine göre 2025'e gelindiğinde Türkiye'de büyüme %2,7'ye doğru ılımlaşacak ve enflasyon %24'lere inecek. Orta vadede ise enflasyonda daha fazla düşüş yaşanması beklenirken bunun güveni artırarak büyümeyi yeniden %3,5 ile 4 aralığına yükselteceği öngörülüyor. Son dönemde gündeme gelen gram altın üzerinden kira bedeli belirlenmesi konusuna Hazine Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Buna göre altın üzerinden yapılan kiralamaların mevzuata aykırı olduğu bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı altın cinsi kiralama sözleşmelerinin mevzuata aykırı olduğunu duyurdu. Kira bedellerinin altın olarak ödenmesiyle ilgili haberlere dair açıklama yapan bakanlık, kiranın altın cinsinden ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğunu kaydetti. Bu kapsamda yapılan uyarıda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir denildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks bir önceki aya göre %1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre tüketici güven endeksi Ağustos ayında %1,3 oranında azalarak 93,1 değerine geriledi. Böylelikle endeks 2021 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine görmüş oldu. Endeksi oluşturan alt veriler de belli oldu. Buna göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,6 artarak 76,4'e çıktı. Reel kesim güven endeksi de %0,7'lik düşüşle 98 değerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde yeni destek modelinin hayata geçirildiğini açıkladı. Yeni uygulamaya göre çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticiler destek alabilecek. Tarımda yeni döneme geçildi. Uzun süredir üzerinde çalışılan bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yeni modelin detaylarını açıkladı. İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı. Bitkisel üretim yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Yine bu kararla birlikte çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce hangi havzada hangi ürüne ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. Temel destek kapsamında tüm ürünler için mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacak. Diğer yandan yeni modelde Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, buğday, kuru fasulye, mercimek gibi baklagiller, patates, kuru soğan, soya ve yem bitkileri planlama kapsamına alındı. Destek kas sayı değeri ve destekleme tutarı ise 2025 üretim yılı için dekarda 244 lira olarak belirlendi. Öte yandan 2025 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi başvuruları 1 Eylül'de başlıyor. Başvurular için son tarih ise 31 Aralık. Yeni destekleme modeliyle tarımda planlı üretimin sağlanması ve öngörülebilirliğin artması hedefleniyor. Bir süredir orta vadeli programın güncellenmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Ekonomi yönetimi iş dünyasıyla bir araya geliyor sıklıkla ve orta vadeli programın güncellenmesi konusu, revizyon konusu gündeme geliyor. Ve 5 Ağustos itibariyle de aslında çalışmaların sonuna gelindi ve 5 Ağustos itibariyle önümüzdeki hafta itibariyle de yeni orta vadeli program, güncellenmiş orta vadeli programın da açıklanması bekleniyor. Peki yeni orta vadeli program açıklanmadan önce aslında bir önceki orta vadeli programdaki makroekonomik verilerle ilgili hedefler, beklentiler, öngörüler neydi onu hatırlayalım. Büyümeyle başlayalım aslında. Büyüme ve enflasyon ilişkisi aslında geçtiğimiz orta vadeli programda en fazla tartışılan, karşılaştırma yapıldığında aslında içerisinde bir miktar çelişki görülen bir veriydi aslında. Hem büyüme hem de enflasyon verisi. Büyüme tarafına baktığımızda 2023 yılının %4,4 ile kapatılması hedefleniyordu ki %4,5'luk bir büyümeyle yılı kapatmıştık hatırlayalım. Ve 2024 yılında %4'lük bir büyümeyle kapatılması hedefleniyor. Sıkı para politikasının etkisiyle birlikte bir miktar büyüme hedeflerinde aslında aşağı yönlü revizyonlar yapılmıştı ama 2025 itibariyle de yeniden büyümenin yukarı doğru çıkması hedefleniyor. %4,5 olarak belirtilmişti. 2026'da ise %5'lik ana hedefimiz olan %5'e ulaşılması hedefleniyor 2026 itibariyle. En fazla tartışılan noktalar enflasyon da aslında. Enflasyonla devam edelim. 2023 yılını %64'ler seviyesinde kapatmıştık enflasyonda. 2024 hedefi ise
Daha doğrusu öngörüsü ise tahmini ise %33. Merkez Bankası'nın hatırlayalım son enflasyon raporunda yayınladığı yıl sonu enflasyon tahmini ise %38. Ancak daha önce yapmış olduğu açıklamalarda tahmin aralığının üst bandına yakın bir orandan yılı kapatılmasının beklendiği ifade edilmişti. O da ne aslında? Tahmin aralığının üst bandı da %42. Baktığımızda orta vadeli programda enflasyon hedefinin bir miktar daha Merkez Bankası'nın tahminlerinden aşağıda kaldığını söyleyebiliriz. Burada bir revizyon gelebilir bir miktar belki. Büyüme ve enflasyon tarafında ufak revizyonlar yapılabilir. 2025'e baktığımızda da enflasyonun %15.2 olması bekleniyor ki Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininde de enflasyon raporundaki tahminleri de 2025 için %14. 2026'da da hem Merkez Bankası'nın raporunda hem de orta vadeli programda 2026'da tek haneye gelinmesi hedefleniyor enflasyonda. Merkez Bankası bu tahminlerinde bir güncelleme yapmadı. Kendi tahminlerine güncelleme yapmadı. Bakalım orta vadeli programda bu rakamlarda güncelleme yapılacak mı? Özellikle de 2026'da çok da güncelleme yapılacağını tahmin etmiyoruz. Tek hane hedefinin yani küçük de olsa bir revizyon yapılsa bile tek hane hedefinin korunacağını tahmin ediyoruz 2026 için. İşsizliğe bakalım. İşsizlik tarafında da sıkı para politikasının işsizlik tarafında yukarı yönlü, ufak da olsa yukarı yönlü hareketlere neden olabileceği öngörülmüştü orta vadeli programda. O yüzden de işsizlik tarafında daha temkinli bir duruş sergilenmişti. 2023'e baktığımızda yılı biz 8,5-9'lar seviyesinde kapatmıştık. Şu anda 2024 itibariyle 8,5'dan 9,2'ye yükselen bir işsizlik rakamımız var. Yılı %10,3 ile kapatılması hedefleniyor, bekleniyor. Ama bunun altında kapatılacağına yönelik de hem Bakan Şimşek'ten hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar var. 2025 itibariyle evet bir miktar çift haneleri göreceğiz işsizlikte ama 2025 itibariyle yeniden tek haneye gerileceğiz. Böyle bir beklenti var. İhracatta da yine 2024 hedefi 267 milyar dolar, 2025 hedefi de 283 milyar dolar. En önemli, çok hızlı bunu da aktaralım, cari açık tarafı. Cari açıkta beklentiler gerçekleşiyor. 80 milyar dolar seviyesine kadar yükselmişti yıllık bazda açığımız. 35 milyar dolar seviyesine kadar geriledik. Yılı 34.7 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. 2025'te bu 31.7 milyar dolara gelecek. 2026'da da 30 milyar dolar seviyesine gelecek. Kişi başı gelirle de yine 10 bin doların üzerinde, 12 bin doların üzerinde. Hatta 2025 itibariyle 13 bin doların üzerine de tırmanılması hedefleniyor diyelim. Bir virgül koyalım. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba, para politikle karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan Büyük Taarruz Muharebesi'nin 102. yıl dönümü. Tüm yurtta törenlerle kutlanan Zafer Bayramı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Açıklamasında büyük zafer milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Avrupa Birliği gayri resmi dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası vize serbestliği ile ilgili görüşmelere değinen Fidan, 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. Bunların da tamamlanması için ilgili kurumlarımızla çalışıyoruz ifadesini kullandı. 1,5 milyon küçük işletmeye enflasyon muhasebesi muafiyeti getirildi. Kararı değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, reel sektörün özellikle de enflasyon muhasebesi konusunda bir süredir talepleri olduğunu dile getirdi ve özellikle de 1,5 milyon mükellefin enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da bu yönde dün açıklama gelmişti. Takip edeceğiz tabii, enflasyon muhasebesi oldukça tartışılan bir konuydu. İletişim Başkanlığı çiftçilere mazot ve gübre desteğinin kaldırılacağı iddiasını yalanladı. Söz konusu iddianın doğru olmadığı ve piyasayı manipüle etmeye yönelik dezenformasyon kampanyası olduğu belirtildi ki bir önceki gün aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Desteklerin değiştirildiğini, yeniden düzenlendiğine yönelik bir açıklamaydı bu. Bu açıklama kimi çevreler tarafından tüm destekleri
desteklerin kaldırıldığı yönünde bir dezenformasyon sürecine girildi. İletişim Başkanlığı da bununla ilgili açıklama yaptı. İstanbul'a 2500 yeni taksi için onay geldi. UKOME toplantısında uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi kabul edildi. Sistemde vatandaştan komisyon alınmayacağı belirtilirken şoförlerin yolcu seçemeyeceği ve her çağrıya cevap vereceği kaydedildi. Özetleri aktardık. Ayrıntılarla devam edeceğiz ama öncesinde tabii Ankara'ya dönelim. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Şu anda canlı görüntülerde ekranlarınızda. Rana Edil Özdoğan da şu anda o noktada. Sözü hemen ona bırakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasiler ve elbette komuta akademisi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Şu sıralarda devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüdüğünü söylemiş olalım. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah saatlerinde bir mesajı da vardı. Yine Anıtkabir'de, Anıtkabir özel defterine de elbette önemli mesajlar bırakacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Mustafa Kemal Atatürk'ü mozoleye bir çelenk bırakacak ve anmak için hemen burada önce resmi tören yapılacak. Daha sonra tabii Anıtkabir ziyarete de açılacak ilerleyen saatlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ilk programı Anıtkabir'de olacak. Milli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Büyük Zafer'in 102. yılında programlar Ankara'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün programları oldukça yoğun tabii. Özellikle şu sıralarda Anıtkabir ziyaretinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek ve tabii şu sıralarda devlet erkanı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştiriyor. Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından mozoleye çelenk bırakılacak. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Elbette önemli mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan burada. Yine o mesajları da bu ekranlardan getireceğiz. Tabii yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Milli Savunma Üniversitesi Karar Okulu diploma törenine de katılması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel resepsiyonu olacak. Yine buraya da davetliler, komuta kademesi, yine elbette devlet erkanı, önemli isimler bu resepsiyonda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saatlerde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek ve şu sıralarda Aslanlı Yol'dan yürüyüş başladı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden önemli isimler de var elbette. Bu kapsamda ilerleyen dakikalarda mozoleye çelenk bırakılacak. Komuta kademesi de özellikle askerler de sabah saatlerinde Anıtkabir avlusunda hazır bulundu. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı yürüyüşünün hemen ardından mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Bu kapsamda burada da yine önemli mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve elbette buradaki mesajlarını bizler yine bu ekranlardan paylaşacağız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda o yürüyüşüne devam ediyor Aslanlı Yol'dan ve hemen ardından mozoleye çelenk bırakılacak ve o anları da bizler yine ekranlara getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk programı Türk ordusu büyük bir zafer Anıtkabir'de şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, komuta kademesi ve elbette yine siyasetin önemli isimleri bu kapsamda Anıtkabir'de ilk programa katılmış oluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlk programı Anıtkabir'de olacak şu sıralarda. Tabii sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da oldu demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bugün Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajında elbette önemli notlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı o mesajında ve elbette o mesajında yine tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık
düşüncesine ölümsüzlük kanıtı olarak tanımladığı büyük zafer milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir ifadeleri kullanıldı. Anıtkabir'deki resmi tören şu sıralarda başladı ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte elbette önemli isimler de var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Ve yine komuta kademesi özellikle sabah saatlerinde Anıtkabir Komutanlığı hazır hale gelmişti. Anıtkabir'de avluda hazır bulundular. Şu sıralarda da resmi tören başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyüşünü gerçekleştiriyor ve mozoleye çelenk bırakılacak. Aslında avluya da giriş yapıldı şu sıralarda. Mozoleye çelenk bırakıldıktan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'nde önemli anlara bir kez daha şahit olmuş olacağız. Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine mesajını yazacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajını da tabii ilerleyen dakikalarda yine ekranlara getirmiş olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte önemli isimler de var. Siyasetin önemli isimleri var. Cumhur İttifakı yine burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Anıtkabir'deki özel törene katıldığını söyleyebiliriz. Yine elbette o programla birlikte bugünün ilk programı da yapılmış olacak. Dediğimiz gibi bunun hemen ardından Anıtkabir programının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos mesajlarını, tebriklerini kabul edecek. Önemli kabulleri olacak yine bu kapsamda da. Ve yine akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel resepsiyonu yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde bir mesaj paylaşmıştı. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılmıştı o mesaj ve İstiklal Harbi ile mazlum milletlere ilham veren Türkiye'ye barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır ifadeleri kullanıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli isimler de eşlik ediyor demiştik. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Kabine üyeleri de burada. MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Yine kabine üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komuta kademesi de eşlik ediyor bu programda. Ve elbette kabine üyeleri de burada demiştik. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a programında eşlik ediyor. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da programa katılan isimler arasında. Tabii yine komuta kademesi burada, kabine üyeleri burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada, yine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin burada, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar burada. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan o ziyaret kapsamında, Anıtkabir'i ziyaret kapsamında önemli mesaj da verecek burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine mesaj bırakacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de burada. Yine kabine üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir ziyaretinde eşlik ettiğini bir kez daha söylemiş olalım. Tabii mozoleye çelenk bırakılacak ilk tören aslında bu. İlk törenle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'deki ilk töreni, Ankara'daki ilk töreni Anıtkabir'de olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir programının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos tebriklerini kabul edecek. Zafer Bayramı tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel resepsiyonuna katılacak. Yine burada önemli isimler olacak, davetliler resepsiyonda olacak. Resepsiyonda verilecek mesajları da yine bizler bu ekranlardan paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii dediğimiz gibi sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mesaj paylaşılmıştı.
İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılmıştı o mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı vurgusu yapmıştı. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz ifadelerini kullanmıştı o mesajında. Elbette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımında bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz ifadeleri de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanıyla birlikte şu sıralarda Anıtkabir'de mozoleye çelenk bırakıyor ve buradaki ilk tören aslında Ankara'daki ilk töreninde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldığını söyleyelim. Şu sıralarda ziyaretçiye kapalı Anıtkabir, ziyarete açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının resmi töreninin ardından ziyarete açılmış olacak ve aslında sabah saatlerinde şu sıralarda mozoleye çelenk bırakılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki ilk programı kapsamında Anıtkabir ziyareti gerçekleşiyor ve şu sıralarda çelenk bırakıldı mozoleye Anıtkabir'de ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'nin Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazacağı notlar oldukça önemli. Aslında açıklaması, konuşması da oldukça önemli olacak burada verdiği mesaj ve saygı duruşu, İstiklal Marşı kulak verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada notları olacak, mesajını yazacak Anıtkabir özel defterine. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasını attıktan hemen sonra o mesajı okuyacak. Yine o mesajı da bu ekranlardan paylaşacağız. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki ilk programı Anıtkabir'de ve hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikleri kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tebrikleri kabul ettikten sonra karar kokulu mezuniyet töreni yapılacak ve yine akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı özel resepsiyonu olacak. Cumhurbaşkanlığı resepsiyonu. İsimler eşlik ediyor demiştik. MHP'de Devlet Bahçeli'nin bu törenlere katıldığını söylemiş olalım. Tabii üyeleri yine bu törende yine Konut Akademisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor ve MHP kurmayları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenine eşlik ediyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından da sıralarda alkışlarla karşılandı. Tabii ve Aslında ziyarete kapalı şu sıralarda vatandaşlar belli noktaya alınıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın töreni tamamlandıktan hemen sonra ziyarete de açılmış olacak Anıtkabir ve şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aslında oldukça ilgi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiyor şu sıralarda. Anıtkabir özel defterini imzalayacak demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan o mesajını paylaşacak elbette imzasını hemen attıktan hemen sonra ve elbette o mesajı da bu ekranlardan paylaşacağız. Sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı olmuştu. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılmıştı mesaj ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Zafer'in Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını yad ediyor. Yardımcımızın ebedi muhafızları olan şehitlerimize
Kutlamalardan anlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi Erdoğan İttihatlı Milli Kulesi'nde ve notlarını paylaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aziz Atatürk, bugün özeliği ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan büyük zaferin 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin esiri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin kızıl elmasına dönüşen Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve elbette önemli mesajları oldu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de o mesajında bir kez daha almış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve sabah saatlerinde mesaj paylaşılmıştı. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesajla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında Ankara'daki ilk programını Anıtkabir'de gerçekleştiriyor. Anıtkabir ziyaretinin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek Erdoğan ve burada 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek ve elbette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde de önemli özel programları var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel resepsiyon yapılmış olacak ve yine o programda da önemli mesajlar verilecek. Özel davetliler katılacak. Resepsiyona ilişkin detayları da yine biz bu ekranlardan paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda ziyaretini tamamladı ve Anıtkabir'deki program da şu sıralarda artık tamamlanmış oldu. İlerleyen dakikalarda Anıtkabir'de ziyarete açılmış olacak. Bizler TVNET ekipleri olarak Anıtkabir'deki o programı takip ettik, detayları aktardık diyelim. Sözü şimdilik İslam'la bırakalım Semra. Evet, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü tüm yurtta ve dış temsilciliklerde kutlanıyor. İstanbul'daki törenlerin de ilk adresi her yıl olduğu gibi Taksim Meydanı'ydı. Tören kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. TVNET ekibinden Yunus Emre Şahbenderoğlu geçit töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'nde notlarıyla bizi bekliyor. Neler aktaracaksın Yunus? Semra Karabaş, günaydın. Şanlı Türk tarihinin en coşkulu günlerinden birindeyiz. Bugün Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin üzerinden tam 102 yıl geçti. Sadece Ankara'da değil, yurdun birçok kesiminde, başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok kesiminde coşkuyla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tam da geride bıraktığımız 100 yıl olduğu gibi bugün de coşkuyla kutlanacak. Sabah saatlerinde aslında kutlamanın ilk adresi Taksim'di. Taksim'de çelenk bırakıldı İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte garnizon komutanları ve siyasi partiler çelenk bırakma törenini gerçekleştirdi. Şu dakika itibariyle de
dakikalar içerisinde Vatan Caddesi'nde o coşkulu kutlama başlayacak. Biz de bu ekranlara işte böyle getireceğiz o coşkulu kutlamayı. Burası Vatan Caddesi. Hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı ve bugün işte o hazırlıklar için artık start verildi. Görmüş olduğunuz gibi askerimiz burada, polisimiz burada, vatandaşlarımız burada. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanılacağı adreslerden bir tanesi burası. Dakikalar sonra da burada artık o kutlama başlayacak. Tabii şöyle tribünü de gösterelim. Aslında o noktada sadece vatandaşlarımız yok, gazilerimiz de var. Bu vatan için mücadele etmiş, ter dökmüş ve sonuna kadar bayrağın gönderde durabilmesi adına var olmuş ve Türk milletinin de var olmasını sağlamış gazilerimiz. Onlar da bu noktada yerini aldı. Dakikalar sonra İstanbul Valisi Davut Gül beraberinde 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu noktada olması bekleniyor. Tabii vatandaşların coşkusunun da yoğun olduğunu ifade edelim. Şöyle dönelim o noktaya. Hatta sözü de orada sana bırakalım. Sabahın erken saatlerinde geldi vatandaşlar. Burada beklemeye başladılar. Gün boyunca devam edecek bu tören ve gün boyunca buradaki coşku, kalabalık devam edecek. Semra Karabaş. Teşekkürler Yunus. Yunus Emre Şahpenderoğlu aktarmış oldu bize İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ayrıntılarını. Başka bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı 2018'de yurt dışına kaçan Camgöz grubu olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirmesini sağladı. Ayrıntıları alacağız. Ferhat ikinci karşımızda, Ankara stüdyomuzda. Ferhat merhaba. Nedir ayrıntılar operasyonun? Evet Semra Karabaş, suç ve suç örgütleriyle mücadele aralıksız devam ediyor. O mücadeleler yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlılıkla sürdürülüyor. İşte o suç örgütleriyle mücadeleye yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan önemli bir hamle geldi. Sizin de aktardığınız gibi İzmir merkezde olarak bilinen Camgöz suç örgütünün yurt dışındaki lideri Binali Camgöz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü istihbarat diplomasisi sayesinde Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Binali Camgöz'ün Türkiye'ye getirilmesine yönelik aslında uzun süredir diplomasi trafiğini yürütüyordu. Yoğun bir şekilde belirttiğimiz gibi Binali Camgöz'ün gerçekleştirilen temaslar doğrultusunda hem Dışişleri Bakanlığı hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de Interpol tarafından girişimlerde bulunuldu ve o girişimler neticesinde hem emniyet hem Interpol ile birlikte yürütülen işlemler neticesinde Binali Camgöz'ün Türkiye'ye getirilmesi sağlandı diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım Semra. Teşekkürler Ferhat. Ferhat ikinci aktarmış oldu bize bu operasyonun detaylarını ve şimdi de Küçükçekmece'deki dün yaşanan metrobüs kazasına ilişkin son gelişmelere bakalım. Zira Küçükçekmece'de dün yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasıyla ilgili şu anda soruşturmalar devam ediyor. Son gelişmeleri alacağız. Küçükçekmece Adliyesi'ne gidelim. Sevda Sarıkaya şu anda bizi o noktada bekliyor. Son gelişmeleri aktaracak. Sevda. Semra Karabaş, evet dün Küçükçekmece D100 Karayolu'nda ve aslında şu an bulunduğumuz Küçükçekmece Adliyesi'nin önünde bir metrobüs kazası yaşanmıştı bilindiğiniz üzere. İki metrobüs çarpışmış, ardından metrobüsler bariyerlere çarparak durabilmişti ve kazada 50'den fazla kişi yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilmişti. Tabii ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti. Peki diğer yaralıların durumu neydi? Dün İETT'den yapılan açıklamada hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcunun bulunmadığı belirtildi. Kazanın ardından metrobüs seferleri yapılamazken her iki güzergahta da uzun metrobüs kuyrukları oluşmuştu. Olay sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında da bir ön rapor hazırlandı. Peki o ön raporun detayları neydi?
raporda metrobüs hattındaki beyaz yol çalışması nedeniyle dönüş yapılamayacağına dair uyarı bulunduğu, ancak metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi o ön raporda. Soruşturma kapsamında iki metrobüs şoförü ve bir denetim amiri gözaltına alındı. Gözaltına alınan metrobüs şoförü Emrah Yıldırım polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aslında bundan yaklaşık bir saat öncesine kadar iki şüpheli, bir metrobüs şoförü ve denetim amiri Küçükçekmece Adalet Sarayı'na geldiler. Şu anda da savcının karşısına çıkmasını bekleniyor. Ardından savcı eğer sevk ederse hakim karşısına çıkacaklar diyelim. Bizler bu noktadaki haber nöbetimize devam edeceğiz ve bu noktadan sözü yeniden sizlere bırakalım. Teşekkürler Sevda. Sevda Sarıkaya aktarmış oldu bize. Dün Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasına ilişkin hukuki süreci başlamış oldu. O sürece ilişkin son durumu aktarmış oldu. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. İstanbul stüdyomuzda konuklarımız Ali Saydam ve Profesör Doktor Murat Ferman her cuma olduğu gibi. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar efendim. En sıcak gelişme tabii bu dün yaşanan, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazası. Buna ilişkin yorumlarınızı alacağım ama öncelikle tabii bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Dolayısıyla da 30 Ağustos'a dair değerlendirmelerinizi, görüşlerinizi almak isterim. Söz büyüğü, su küçüğü. Evet. Estağfurullah, estağfurullah hocam, rica ederim. Semra, ben de suyumu içim bari. Afiyet olsun. Tabii çocukluğumdan beri, bakın bu yaşa geldim, 30 Ağustos hep benim için heyecan verici bir gündü. Çünkü benim etrafımda bir sürü asker var ailede falan. Onlar için çok önemli bir gün. Ve ayrıca da askerler daha heyecanlı yaşıyorlar 30 Ağustos'u yani. Onların belki tabii eğitimlerinden ta gelen bir şey var. Ve önemli bir şey. Bir de bir iki şey benim hep dikkatimi çekmiştir. En önemlisi bence... 30 zafer, zaferden söz ediyoruz. Zafer sadece Yunanlılara karşı kazanılmış bir zafer olarak gösterildiği zaman ben biraz rahatsız oluyorum. Çünkü o Yunanlılar onu orada ortadaki öndeki şeydi yani. Görünen yüzüydü yani. Oysa istila ve Türkiye'yi parçalama, bölme, yok etme ta Haçlılardan bu yana burayı İslam'ın ordularına bırakmamak için, Müslümanların yönetimine bırakmamak için verilen bir mücadele var. Yunanistan'ın arkasında kim yoktu ki yani? Yoktu yani. Hı hı. O yüzden zafer sadece Yunanlılara karşı kazanılmış bir zafer değil. Bunu idrak etmek lazım sık sık. İkinci çok önemsediğim, hocam da buna mutlaka takılmıştır, o böyle ince numaralara takılır. Atatürk, o zaman tabii Atatürk değil, Gazi de değil bildiğim kadarıyla. Gazi olmuş zannetmiyorum. Mustafa Kemal Paşa. Ordular bu işte o tam 30 Ağustos'ta yayınladığı şeyde tahmimde. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyor. Şöyle dalga geçerlerdi bizim zamanımızda. Ya yanlış anlamış ordular. Atatürk şeyi kastetmiş Akdeniz dediğine göre Antalya. Orayı kastetmiş. Bunlar ordular yanlış anlayıp Ege'ye gitmiş, İzmir'e gitmişler. Oysa Atatürk'ün kuramlarını biraz karıştıranlar bilir. Atatürk Ege denizi kavramına karşı. Yani Ege denizi Yunanların uydurduğu ve kendi denizleriymiş gibi lanse ettikleri bir kavram. Çok ciddi bir laftır Akdeniz demesi Atatürk'ün. Bir tesadüf değildir yani. Akdeniz'in uzantısı, hadi Atatürk öyle demiş. Değil yani. Atatürk Ege. Neden peki Ege denmesini istemiyor? Ege çünkü Yunanların oraya hakim olduğunun bir simgesi. Orası bir Yunan gölü gibi algılatılmak istenen bir anlayışın simgesi. Nitekim bütün Yunanistan'ın dış politikasının temelinde de bu yatar. Yani işte ona 12 mile çıkaralım. Adalar Denizi, İonya, İya, Ege'ye oradan geliyor. Efendim oradan. Aynı kökten. Şeyden yani nitekim 12 mile çıkardığın zaman sivil gemiler dahil Türkler geçemiyorlar şeye. Akdeniz'e inemiyorlar biliyorsunuz. Bir kasabamızdan diğer kasabamıza geçemeyiz. Yani, evet, o, yani olursa yani. O Ege, inanılmaz bir Ege, şey. Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir demesinin sebebi öyle Ege diyemedi onun için Akdeniz dedi falan değil yani. Veya Akdeniz dedi de onlar yan, böyle saçma sapan bir şey yok. Atatürk Ege demiyor yani. Bilhassa demiyor. Bu iki husus
her 30 Ağustos'ta benim üstünde durulmasının önemsediğim bir husustur. Yani bir tanesi işte dediğim gibi bir tek orada Yunanlılar var. Burada da işte biz varız. Hadi Yunanlılara karşı. Üçüncü mesele de burada sonradan, bakın çok sonra, 20 yıl sonra falan Almanya'da ortaya çıkmış Total War dedikleri, İngilizce'de Totale Krieg dedikleri Almanların Topyekün Harp eski deyimiyle. Evet, Topyekün Harp'in en muhteşem örneğidir 30 Ağustos ve de 26 Ağustos daha doğrusu başlayıp devam eden. Orada işte böyle bazı belgesellerde rastlıyorsunuz işte sivil halkın bu işe dahil olmasının sağlanması. Olağanüstü bir, bana sorarsanız, iletişim dehası vardır arkasında. Yani o halkı, sivil halkı, hadi asker emir komuta zinciriyle hareket ediyor, tamam. Ama sivil halkı bu işe, bu mücadeleye, ölüm kalım savaşına ikna etmek ve de hakikaten bakın istilanın başladığı 1916 değil mi? Yunanistan'ın şeye çıkması 16 mı 19 mu ne zaman? Anadolu topraklarına geldi. Topraklar 16 devam ediyor. 18'de savaş bitiyor. 19 gibi. Çünkü Atatürk'ün şeye hareketi 16'yı oradan karıştırıyor. İtalyanlar önce gelmiştir ama daha İtalyanlar şimdi, öncedir. Atatürk'ün Bandırma'yla Samsun'a hareketi 16 Mayıs yanılmıyorsam. Oradan ben 1916 diye karıştırmış olmalıyım. 19 herhalde. 19'dan 22, 3 sene. 3 sene orada Yunan orduları Anadolu'da yerleşmiş. Böyle bir şey. Yani şimdi burada o halkı motive edip tekrar bir araya getirmek ve de bir hedefe kitlemek ve sivil halkın topyekün savaş anlayışı içinde katılımı sağlamak. Bu üç konu 30 Ağustos'ta hep benim ilgi ve bütün duygularımla andığım bir şeydir. Bu nedenle mesela şeyin de ismi, havayollarının falan ismi Ege'ye falan. Böyle bir Ege meselesi Yunanlıların milli bir duruş sergiledikleri bir konudur. Ona işte Atatürk müsaade etmeme zihniyetiyle orada ta 1922 30 Ağustos'unda bunu söylüyor yani. Ne kadar önemli. Evet. Yani bayramları kutlarken tabii şeyde bu anlattıklarınızı da yani hissetmek, hissederek kutlamak daha da anlamlı hale getiriyor. Doğru. Yani arka planını çalışmadığınız, anlamaya uğraşmadığınız hiçbir sosyal vakadan herhangi bir şekilde orta ve uzun vadede ve kalıcı ve gerçekçi dersler çıkartmak mümkün değil. Tabii duygu faktörü, hamaset faktörü hiç şüphesiz bu işin ruhunda yer alıyor. Çünkü sırf mantıkla, lojikle, düz mantıkla düşünülseydi o zaman her türlü çarenin tükenmiş, her türlü imkandan yoksun bir ordunun varlığından bahsedilemeyen bir ortamda düşününüz. 11 aylık yoğun bir hazırlıktan sonra ordu bir araya getiriliyor, lojistik silah desteği vesaire sağlanıyor. Çoğu 1856 harbi denilir eski takvime göre. 1900 yılların başından kalan toplar yeniden onların kabiliyetlerine göre kalibrasyonları yapılıyor, denemeleri yapılıyor. Bütün bunlar aslında lojistik faaliyetler. Yani her şeyin arkasında harp aslında bir moral tarafıyla, yani motivasyon ve moral tarafının yanında bugüne de kala hala gelen o kahramanları bizde başta Atatürk olmak üzere, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını minnetle, hürmetle anıyoruz. Aziz ve temiz hatıraları önünde her zaman hürmetle eğiliyoruz. Unutmayalım, büyük zafer Türk'ün tarihten silinemeyeceğini, Türk'ün daima var olacağının ve diğerlerine yol göstereceğinin bir nişanesidir. Çağdaş bir nişanesidir. Allah bir daha böyle bir imtihanla bizi imtihan etmesin. Ama netice itibariyle Cumhuriyet'in yolunu açan ve aslında sadece bizim milletimiz ve milli hasletlerimiz bakımından değil, biraz evvel Ali abinin de belirttiği gibi belki bütün dünyaya örnek olan ve emperyalizmin yıkılamaz,
yüksek teknolojinin ve o ezici savaş gücünün üstesinden gelinemez olmadığını Çanakkale'de ilk defa taşını oynatan yerinden İkinci Türkiye büyük zaferle bu işin fiilen olabileceğini göstermiş ve mazlum milletlerin de önünü açmıştır. Bugün de o mirasın bir koruyucusu ve daha da ileriye taşıyıcısı olmak durumundayız. O bakımdan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü aynı coşkuyla kutluyoruz. Büyük fedakarlıklarla bu zaferi bize armağan edenlerin varsa bir haklarının bizim haklarımız zaten çoktan dualarımızla helaldir. Ama onların da haklarının ve manevi miraslarının bilincinde olmak gerektiğini söylüyoruz. Unutmayın savaş ancak daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün de defaatle belirttiği gibi son başvurulacak bir çaredir ve ancak haklı sebeplerle yapıldığında bir sonuç alır. Bir de şunu söylemekte fayda var. Tabii çok bu konuda menkıbeler, değişik hikayeler, değişik anekdotlar anlatılabilir ama şunu unutmamak gerekir. O savaşın zor koşullarında, savaşın çirkin yüzünü sıklıkla gösterdiği koşullarda dahi centilmenliği ve savaş hukukunu ve ahlakını yukarıda tutan bir heyetten bahsediyoruz. Biliyorsunuz İngilizlerin komutanı General Harrington da politikacı Lord Curzon sorar, niye diğer hareket eden Türk birliklerine ateş etmediniz Atatürk o şeyde? Der ki ben centilmeni ateş etmem der. Yani bu çok enteresandır. Sonra biliyorsunuz Yunanlıların o Türk bayrağını karşı densiz ve terbiyesiz hareketlerine İzmir'e girildiğinde derler ki Atatürk'e siz de aynı basın şekilde öyle basarak geçin bayrağı. Hayır der. Ve dikkat edilirse esir edilmiş generallere de karşı düşmana da onların gösterdiği saygı, onlardan görülen saygı yani en zor koşullarda bile o insani hasletlerle yürütülmüş bir olay. Son olarak şunu da söyleyeyim. Harp tekniği ve sanatı bakımından demin Ali abi söylediği için tabii bizim bu zaferi kazanan Harbiye kökenli büyüklerimiz, atalarımız arasında Prusya ekolü mühendislik yani askerliğin mühendislik tarafı özellikle topçusundan bütün intikal hareketlerine kadar çok önemli. Aynı zamanda bir total harp olmasının yanı sıra bir Blitzkrieg dediğimiz daha sonra Almanların tekrar 2. Dünya Savaşı'nda da gösterecekleri bir aynı zamanda bir yıldırım harekatıdır. Çünkü biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk 15 günde İzmir'e gireriz demiştir. Hı hı. 14 günde girilmiştir ve şöyle bir şey yapmıştır. Bir günde yanılmamız artık şey olsun diye. Hakikaten çok hızlı ilerlenen hatta bazen çok hızlı ilerlendiği için tekrar derlenip toparlanma gerektiren bir tempo içerisinde giden böyle bir çılgın bir 14 günden bahsediyoruz. Müthiş bir tempodan bahsediyoruz. Hı hı. Bu bakımdan hani 30 Ağustos bunun tacıdır, taçlandırılmasıdır. Ve sonra biliyorsunuz İzmir'e kadar. Burada ama iki tane şeyi düzeltmem lazım. Yani. Bir tanesi tam ucundan yakaladım ama 15 Mayıs 1919. Evet. Yunanistan, 1919. Evet. İzmir'e çıkışı. Gazi ünvanını da almış bir şeyde. 19 Eylül 1921'de büyük bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Mareşal ve Gazi ünvanını vermiş Mustafa Kemal Paşa. Gazi ve Mareşal ünvanı var zaten ama yani gerçekten hani bir gazilik şeyi yaşayıp mı onu aldı yoksa meclis mi bu şeyi verdi, i̇şte, ünvanı verdi? Şimdi, onunla çok emin olamadığım için yoksa biliyorsunuz, zaten var. Benim bildiğim kadarıyla tabii biz tarihçi olmamız için haddimiz bilmek gerekir ama Sakarya muharebelerini bizzat sevk ve idare ederken attan düşmesi, kaburgalarının kırılması sonucu yani bir yaralanma biraz. Evet gazi şeyi var ama netice itibariyle biliyorsunuz bir de meşhur Çanakkale savaşlarında saate isabet eden mermi meselesi var. Tabii Atatürk aslında daha geriye giderseniz Libya Tomruk'ta da savaşırken biliyorsunuz sıtma dahil daha sonra hayatı boyunca ama esas onun peşini gibi bırakmayan şey, böbrek hastalıkları vesaire yani savaşın Eylül'de, koşulları içerisinde evet. Zaten hani gazilik Sakarya'nın bitişi 13 Eylül zaten. Evet 13 Eylül. Şey. 13 Eylül 21. Evet. Gazi, yani zaten Atatürk'e
Mesela gazete manşetlerine bakın sonradan. Gazi İstanbul'a geldi. Gazi şuraya gitti. Evet. Atilla İlhan da hep Gazi derdi. Evet. Evet. Tabii Ankara'da tabii biliyorsunuz Gazi Eğitim Enstitüsü vesaire şu anda Gazi Üniversitesi'nin öncüsüdür. Ama netice itibariyle bakıldığında savaştan korkmayan ve savaşın en mümtaz örneklerini veren askerlerin başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere daha sonra savaşın ancak son başvurulabilecek bir metot olduğunu ve yurtta sulh, cihanda sulh gibi bir özdeyişle karşımıza çıkması çok önemli. Onun için savaş çığırtkanlığı veya savaşı hani arka planını, ön planını düşünmeden savaş muhibbi olmak, taraftarı olmak aslında bize kalan bir miras değil. Tam tersine savaşı milli varlığımız ve kutsallarımız tehlikeye düştüğünde başka bir çare kalmadığında uygulanması gereken bir boğuşma, bir metot olarak benimsemekte fayda var. Bu da bize kalan derslerden bir tanesi. Ama bir iktisat, bir işletme iktisatçısı olarak hep şunu görürüm. Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşları'ndan bu yana Türk tarihinde de büyük zafer dahil olmak üzere arkada aslında çok büyük bir organizasyon, bir lojistik, bir planlama var. Yani bunları da görmeden sadece hamasetle yola çıkmak mümkün değil. Unutmayın, kahramanlık ve hamaset söz konusu olduğunda Türkler bu konunun herhalde referans el kitabını yazmışlardır tarih boyunca. Ama lojistik destek olmazsa o kahramanları Sarıkamış'ta olduğu gibi daha savaşamadan donarak şehit edersiniz. Dolayısıyla burada Atatürk'ün çok ciddi bir lafı var. Diyor ki milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Cinayet, en büyük cinayettir. Burada işte tipik örneği ya İsrail'in yaptığı cinayet ya. Savaş mı o yani? Ama o savaş da değil. O direkt soykırım. Savaş iki tabii. Ordu arasında. Hayır, onlar öyle diyorlar ya. Yani bunun Tabii teknik. Hatta harekat dediler önce. Bu dediler işte ki savunma hakkımızı kullanıyoruz falan filan. Bayağı ilk önce rehine kurtarma operasyonu dediler. Operasyon dediler. Yani. Harekat dediler falan filan. Ama basbaya cinayet yani. Tabii diplomatlar bunların nüanslarıyla farklı şekillerde kullanırlar. Evet. Dikkat ederseniz maalesef bu ateşkes ve barış görüşmeleri de hep böyle teknik şeylerle, technicalities derler bunlara, teknik şeylerle vakit geçiriliyor, oyalandırılıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önü tıkanıyor. Evet. Şimdi bu hafta tam yani 26 Ağustos'ta başladık Türklerin Anadolu'ya girişi ve 30 Ağustos'ta da bitiriyoruz düşmanın tamamen bu topraklardan çıkışını kutladığımız bir zafer bayramı. Şimdi gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Dün İstanbul'da Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazası. İncelemeler yapılıyor tabii. Kazanın neden olduğu ortaya çıkacaktır. Şoförün bazı tabii ifadeleri var. Uyarıcılar olmadığını söylüyor ve o tam metrobüs yolundan E5 yoluna geçiş noktasının kör noktaya konduğunu, onu fark edemediğini ve o yüzden de ilerlemeye devam ettiğinde sonrasında da işte bir araç çıkıyor karşısına. İlerlemeye devam etmiyor, kaçıyor fukara. İşte aracı gördükten sonra kaçıyor, araçla metrobüs arasından, diğer metrobüs arasından geçebileceğini düşünüyor. Düşünüyor herhalde. Tabii bunlar saniyelik şeyler yani o kadar kısa bir süre, o kadar kısa bir anda orada sağlıklı düşünebilmesi tabii çok zor. Ama yani sonuç itibariyle bunu kazaya neden... kaza neden yaşandı? Bu kazanın yaşanmasına neden ortam sağlandı diyelim. Şimdi İmamoğlu'nun da açıklaması var. Trafik kazası yaşandı. Adıyaman'da yapıyor bu açıklamayı bu arada. Yani İstanbul'da bir metrobüs kazası yaşanıyor. Kendisi o sırada Adıyaman'da. Neden Adıyaman'da onu bilmiyoruz. Şeyden dolayı. Belediyeler Birliği Başkanı ya. Orada mı yapıyor? Orada yapmış toplantıyı. Neden orada yapmış o ayrı mesele tabii de. Trafik kazası yaşandı. Takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi. Bir sürücü hatasına benziyor. Konularına bakıyor. Arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun. Açıklamasında bulunmuş İmamoğlu. Şimdi bu kaza ilk bakışta ne anlatıyor? Yani bir ihmal mi var? Yoksa bu ihmaller zincirinin bir sonucu mu? Tabii bir tane değil ki ya. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ulaşım iki kavram arasında bir problem olduğunu söylemek abartı olmaz yani. Yani
otobüslerin bozulmasından tutun da işte sürekli yani şey çok bunlarda, sık yaşıyoruz. Hatırlamıyor musunuz? Yolculara ittiriyorlardı otobüsleri falan. Şimdi bu kazada da bir pratik şey var yani ilk görüntüde mesela bak sizden gösterdi arkadaşlar, teknik arkadaşlar sağ olsunlar. Orada ne, bu arabanın burada ne işi var dedirtiyor insana. Evet, ilk bakışta onu diyorsunuz. Bir görüyorsunuz, ah birden bir adam böyle, hem de bir viraj var orada hafif. Hı hı. O virajı dönerken... Olabilecek çok talihsiz bir noktada. Çünkü noktada, tam evet, döndükten sonra... Adam şoförün yerine koy kendini, belli bir hızla geliyorsunuz. Ne? 60-70 diyelim hadi. Böyle virajı hafif dönüyorsun, birdenbire tek yönlü olan bir yolda karşında bir otomobil görüyorsun yani. Normal refleks kaçmaktır tabii. Gidip de arabaya, otomobile çarpayım. Belki içinde insan var falan. Olmaz yani. Var zaten. Şimdi, iki kişi var. Metrobüsün kendisine geldiğini, kendisine doğru geldiğini kaçıyorlar. İkisi de bir anda kaçıyorlar araçtan evet. Çıkıp. Şimdi onları, ikisini birden öldürürdü yani. Eğer kırmasa sağa. O sağa kırınca da orada yapacak bir şey yok. Orada geçinmesi mümkün değil. Baksanıza şuraya yani ne olmuş. Evet, şu anda sademe çok yani. Yüksek yani. Baksanıza. Şimdi bu görüntüde baksana, mesela sol viraj. Şeyi anlayabiliyor musunuz? Sadece şuradan baktığınızda yani metrobüs yolundan E5'e geçişi anlayabiliyor musunuz o tellerden? Şimdi o görüntü bir daha ekrana gelirse gelecek, eğer şurada evet. Mesela anlayabiliyor musunuz? Ben göremiyorsunuz. Ben göremiyorum evet. Hayır. Yani ben orada, orası normal işte metrobüs yolunun devamı. Metrobüs yolunda olmaması gereken bir vasıta orada tabii. Duruyor. Şimdi bu kazadan önce tabii öncesinde ve sonrasında geçişler yapılıyor. Birçok metrobüs tabii yol tamiri nedeniyle oradan çıkıyor normal yere sonra tekrar sokuyorlar. Ama şimdi bir anlık dalgınlık yani ya da orada bir yeterli uyarıcının bulunmaması, levhanın bulunmaması bu kazaya meydan bırakabilir. Yani biz buradan göremiyoruz E5'e geçişi. Yani oradaki şoförün de görememiş olması, hayır, haklı çıkarmaya çalışmıyorum tabii ki ama yani çok... Arkadan bir tane daha geliyor zaten evet. Ya. Yani bu çarpması öteki çarpacak yani. Ya bu kazadan önce birçok metrobüs aracı o noktadan geçmişler. Tabii E5'e geçiyorlar. Zaten uzun bir süredir baksanıza, arkadan trafik geliyor, bu bakın. Şekilde işliyor. Evet. İki kişi çıkıyor. Araçtaki iki kişi de çıkıyor. Şimdi bu ben basit bir şey anlatayım. Askerlik yaparken denetlemeye gelirdi general, Tuğ general şeyin. Ben Denizli'de yaptım askerliği. Ege'de 11. Tugay'ın komutanı denetlemeye gelir. Yani askerin nesini ölçeceksin? Ben de bunu şeyle tartışırdım. Bir üsteğmen vardı bizim Kıbrıs'tan gelme sert bir şey. Ondan sonra komutan bu niye gidiyor tuvaletlere bakıyor, şeye bakıyor, yatağa bakıyor, işte yemeğe bakıyor. Ateş gücüne baksın ya, askerin esas önemli olan o değil mi demiştim yani. Komutan geliyor Tuğ general, tuhafıma gitmişti yani, gidiyor koğuşlara bakıyor, tuvaletlere bakıyor, işte yemek nasıl yeniyor ona bakıyor falan. Bana demişti ki, o oradan ateş gücüyle ilgili sonuç çıkartır yani. Şimdi burada da bu tür kazalar, sıklıkla gündeme gelen bu kazalar, bir de genel anlamda İstanbul'da otobüs ve metrobüs işletmesindeki aksaklıklar, burada belediyenin ulaşım konusundaki lagarlığının, bir gevşekliğinin ve buradaki yönetim sistemindeki bazı problemlere işaret ediyor olabilir. O yüzden bunun bir trafik kazası olmuş ya falan diye Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçiştirmeye çalışmasında adam zaten enteresan, İstanbul'da bir şey olduğu zaman o ya tatilde ya hep şehir dışında oluyor. Şehir dışında oluyor. Evet, böyle bir enteresan da durum var yani. Acaba yani dün bu kaza yaşandıktan sonra aklımıza gelen şey şu oldu. Acaba hat tamamen kapatılamaz mıydı? Orada bir beyaz yol denen bir yol çalışması var. O yol çalışması nedeniyle metrobüsler E5'e aktarılıyor. Yani hat tamamen kapatılsaydı böyle bir risk öngörülemedi mi? Yani çok küçük i̇şte de olsa teknik bir hata bu tür kazaları yol açabilir. Söylediğiniz hepsi bu söylediklerimiz. Acaba hat tamamen kapatılıp otobüs seferleri koyulup metrobüsteki yoğunluğu değer mi ya bir insanın hayatı? Acaba oraya aktarılamaz söz konusu. Yani ne yapacaksan yapacaksın yani orayı tamamen kapat. Ne var ki? Yani ben, çok riskli bir tablo var aslında karşımızda. Kaza riski çok yüksek gibi şöyle duruyor. Tabii İstanbul'a özgü bir takım özellikli
durumlar olabilir. Onların çalışılması lazım mutlaka ama bu trafik konusundaki uzmanlar, dün bir değerli bir meslektaşımız şuna dikkat çekti. Şimdi trafik biliyorsunuz müteharrik dediğimiz hareketli araçların değişik yönlerde seyrinden ibaret. Şimdi böyle iki problemden bahsedildi. Yani problem değil de iki özellikli nokta. Bir tanesi bu tahsisli yol kavramı. Şimdi metrobüs de tahsisli yol kavramı. Doğru. Şimdi tahsisli yolun bir takım avantajları var getirdiği. İşte normal trafik akışının dışında kalıyorsun vesaire ama dar bir alana sıkıştırdığı için bazı riskleri de kendine özgü riskler ortaya çıkartıyor. Mesela Allah esirgesin tahsisli bir yerde bir hayvanın atlaması, bir yayanın atlaması, daha dar bir alanda bir kaza olduğunda öndeki kazada zincirleme kaza riski. Kaçacak bunlar hani trafik mantığı gereğince dikkatle yapılması gereken şeyler. Onun için ikincisi de eğer bu tahsisli alanda gene uzmanının söylediğine göre karşılıklı yönde hareket edenler varsa bunlarda mümkün olduğu kadar rutun yani hattın sabit bırakılması daha iyi olur. Yani mesela metroda orada da tabii şeyden çıkma oluyor veya yukarıdan sistemler var. Yani o sistem istese de çıkamıyor oradan, o farklı. Şimdi burada tamamen mekanik olarak idare edilen bir şey var. Ben mesela aklıma şey geldi, böyle karşılıklı düşün, karşılıklı şey hareket ediyor. Ve tabii şu da var, ben onu da kendisine söyledim dün, o hak veriyor. Yani bizde bir de şey disiplini yok biliyorsunuz. Yani ben mesela ilk Amerika'da ilk şaşırdığım şeylerden biri adam otobüse biniyor emniyet kemerini takıyor. Otobüste emniyet kemerini takıyor. Bizde de biliyorsunuz aslında takılması var lazım. Var ve bir de istiyap hadleri var. Yani işte şu kadar kişi ayakta kalacak vesaire. Fakat İstanbul gibi bir yerde biliyorsunuz zaten gördünüz içeride herkes ayakta olduğu için maalesef yaralanma riski artıyor. Dolayısıyla ben ilk duyduğumda acaba şey dedim olabilir. Mesela bir şeker komasına girebilir. İçi geçebilir birden şey çünkü insanların. Çok dolayısıyla küçük, kafasını vurduğunda çok sert. Aynen olabilir. Dolayısıyla o trafik yani bu özelliklere bakarak biraz bu sistemlerin çalışılması lazım. Tabii. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Güvenlik şeridi yapıyorsunuz. Çok mantıklı değil mi? İnsanlar çeksin. Fakat o güvenlik şeridini millet normal akıştan kaçmak için kullanınca bu sefer güvenlik şeridi herkesin düşmanım olduğu ve gerçekten ihtiyacı olanların kullanamadığı bir hale geliyor. Peki. Yani dolayısıyla bu her avantajın işte tahsisli yol metrobüs dezavantajlarının iyi şey yapılması lazım. Ya geçmiş olsun inşallah başka can kaybına yani yol görmedi açmadan. Kaybetti. Evet. 22 yaşında. Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Maalesef ona da Allah'tan rahmet diyelim. Ailesine de başsağlığı dileyelim. Bir virgül koyalım şimdi. Kısa bir araya gitmemiz lazım. Aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. İstanbul stüdyomuzda konuklarımız Ali Saydam ve Profesör Doktor Murat Ferman'la birlikte. Ama öncelikle Ankara'daki kutlama törenlerini bir hatırlayalım. Biraz önceki dilimde de aktarmıştık aslında. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Misaki Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı mesajı verdi. Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan büyük zaferin 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin esiri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin kızıl elmasına dönüşen Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun.
Büyük taarruzun 102. yıl dönümü tüm yurtta ve dış temsilciliklerde kutlanıyor. Vatan Caddesi'nde de geçit töreni yapılacak. O noktada bizi Yunus Emre Şahbenderoğlu bekliyor. Yunus, neler aktaracaksın bize? Semra Karabaş, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 81 ilde coşkuyla kutlanıyor. Zira üzerinden 102 yıl geçti. En coşkulu kutlamaların yapıldığı noktalardan birisi de şüphesiz ki şu an içerisinde bulunduğumuz İstanbul Vatan Caddesi. Dakikalar önce bu noktada İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu vatandaşları selamladı ve akabinde ise şu dakika itibariyle bir konuşma gerçekleşiyor. Yine resmi tören, resmi geçitte hemen arkamdaki bu yol üzerinden yapılacak, gerçekleşecek. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ilk hedefimiz Akdeniz ileri emrinin ardından Şanlı Türk Ordusu büyük taarruzu başlatmış ve 26 itibariyle başlayan 4 gün süren o taarruz 30 Ağustos itibariyle Zafer Bayramı'yla sonuçlandı. İşte bu noktada da yine 102 yıldır kutlanan o kutlamalar burada da devam ediyor. 1919 yılında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri biliyorsunuz ki hem maddi hem manevi zorda bırakmak için Türk milletinin üzerine gelmiş. Yine İtilaf Donanması İstanbul'da, Fransızlar Adana'da, bir kısmı Urfa, Maraş, Samsun. Kentin aslında ülkenin farklı noktalarındaydı ki unutmayacağımız bir tarihte 15 Mayıs 1919 İtilaf Devletleri'nin arasında Yunanistan'da vardı ve Yunan ordusu da İzmir'e çıkarma yapmıştı. İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Kuvayi Milliye ruhu o dönem harekete geçti. Millet olma bilinciyle hareket ettik ve işgallere Kuvayi Milliye harekatını başlattık. İki seçenek vardı zaten elimizde ve bunlardan bir tanesi işgal güçlerine teslim olunacaktı. Ya da yıkılan, yakılan bir ülke Yılmaz evlatların azmiyle yeniden ayağa kalkacaktı ve küllerinden doğacaktı. İşte bu noktada o büyük taarruzun hemen ardından gelen zafer kutlanmaya devam ediyor. Tabii sabahın erken saatlerinde aslında kutlamanın ilk adresi Taksim'di. Taksim'de yine İstanbul Valisi Davut Gül beraberinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte garnizon komutanlarıyla çelenk bırakma töreni gerçekleştirdiler. An itibariyle vatandaşların bu noktada yoğun bir şekilde olduğunu ifade edelim. Geçit töreninin de birazdan başlayacağını belirtelim. Teşekkürler Yunus Emre. Yunus Emre Şahbenderoğlu aktarmış oldu bize İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair kutlamalardaki son durumu, son gelişmeleri. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuklarımız Ali Saydam ve Profesör Doktor Murat Ferman'la birlikte dün tarım desteklerinde yeni düzenlemeleri içeren bir şey açıklandı, bir açıklama geldi. O açıklama sonrasında tabii çok fazla tartışıldı. Bütün tarımsal desteklerin hepsi kaldırılıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Çünkü paylaşılır paylaşılmaz ilk dakikalarda bazı isimler sosyal medya üzerinden tüm destekler kaldırıldı gibi bir şey yaratmaya. Feci. Paylaşımda bulunmaya başladılar. Tabii o da çiftçiler üzerinde ilk etapta tabii olumsuz bir etkiye neden oldu. Ama Tarım Bakanlığı değil maalesef. Dezenformasyonlu Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı'ndan geldi gerekli açıklamalar. Böyle bir şeyin olmadığını aslında farklı alanlarda desteklerini aslında daha artırarak. Yani özetle düzenleme şunu içeriyor aslında. Etki analizi yapılıyor. Verim alınmayan alanlarda destekler azaltılıyor ya da ilk kaldırılıyor. İlk defa yıllık uygulama 3 yıla uzatılıyor. Aslında evet. Bu dünya bazında da tarımsal planlama bakımından evet. Önemli bir atılım. Yani dikkat edilirse. Evet. Verim artışı, yani aldığınız miktara göre de bir destek alacaksınız. Yani şunu amaçlıyor devlet aslında. Çiftçiye böyle vahşi sulama dediğimiz tarzında bir destek değil, sulamaya verimli göre alanlara verimi artıracak tabii. Alanlarda destek vermeyi tabii. Amaçlıyor. Aslında bence çok teknik bakımdan çok karmaşık, ileri düzeyde bir yaklaşım. Fakat biliyorsunuz
algılarla olguların örtüştürülmesi veya öpüştürülmesi lazım. Yani şimdi ben çok kısa bir şey yapayım. Esas sözü iletişimde erbabına bırakalım. Bir şeyin değeri onun anlatılmasıyla kaimdir. Hani şair ne demiş? Ne kadınlar vardı? Aşık olduğumu bilemediler. Yani aşık olduğum ne kadınlar vardı? Aslında onlar yoktulardır orijinali ama baktığınız zaman. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle çok geniş kesimi ilgilendiren bir tarımsal reform yapıyorsanız, bunlar da hakikaten reformdur. Tabii. Doğrudur, yanlıştır, yeterlidir, yetersizdir konularına girmiyoruz şu anda. Ama birdenbire böyle bir kararnameyle, çünkü iletişimde bir hazırlık gerekir. Mutlaka bir konsültasyon, bir danışma, bir istişare yapılmıştır herhalde değil mi? Ziraat odalarıyla, tarım birlikleriyle, köylü panelleriyle. Çünkü bunu, hani ben şimdi bunu bir iktisat yönünden ben bunu eleştirebilirim. Şey, mesela bana göre, bakın par prensip, hiçbir şey bana söylemeseniz, deseniz ki X ülkesinin yeni tarım paketinde öngörü ve planlamanın serimi, vadesi 3 yıl uzatıldı denince bu benim için olumlu bir gelişmedir. Evet. Çünkü ne kadar oyun planına uygun bir şey yaparsanız bu ortaya çıkar. Ama bunu önceden hazırlayacaksınız. Bunu muhataplarına anlatacaksınız. Ali abi beğendi, ben beğenmedim, siz yetersiz buldunuz. Ya tamam da bu sadece bizim değerlendirmemiz. Esas bu işin yapacak veya yapmayacak olan üretici. Ben üreticiye akıl veriyorum. Diyorum ki üretici, köyünde kal, köyünden çıkma, otur falan diyorum. Oturup oturmayacak olan adam o. Öyle değil mi? Hani evet. Dedik ya köyler bu başarılı. Karar, bu dolayısıyla iletişimde önce de tabii, ya, hazırlık yapılması lazım. Bu düzenlemeden önce de mesela şöyle bir düzenleme hayata geçti. 2 yıldı galiba. 2 yıl üst üste ekilmeyen evet. Araziler kiralanabilecek. Ama şimdi onu da açıklamadıkları için ne oldu? Biri çıktı mesela, ben ilk şeyde şöyle, benim de aklıma geldi bakın. Ya tarımda var yılı yok yılı var, nadas yılı var. Nadasa bırakılan mı? Bakın şimdi. Hayır, onu anladınız mı? Ama yapabilirsiniz. Ama yani bir dakika. Nadasa bırakmak da bir işlem. Oradaki ama, işlemi görüyorlar. Ama iletişimde mesela benim gibi tarım uzmanı veya ziraat teknisyeni veya üretici olmayanların da kafasında bir şey bırakmayacak şekilde istediğiniz gibi teknik şeyi geçirin. Ama bunun ön hazırlık çalışmasını, anlatımını yapmanız lazım. Yani ben isterim ki ondan evvel gerekli şeyler, bu işte çalışanlar, tarım ziraat odaları çıksınlar, anlatsınlar, konuşsunlar, tartışmalar olsun. Anlatabiliyor muyum? Biz mesela hemen bir şey oldu. Dün trafik kazası oldu değil mi? Mesela ne yaptık? Ilıcalı Hoca ne der diye düşündüm ben, trafik uzmanı. Hakikaten çıktı konuştu. Şimdi hani biz de burada akıl yürütüyoruz, konuşuyoruz ama tabii. Erbabına. Uzmanı, şimdi mesela 2 gündür biz ne, yani ben hiçbir yerde bir tarım uzmanının vesaireni görmedim. Bir duayen uzman gazeteci dedi ki bir dakika dedi, bir bekleyelim ben bakalım dedi. Karışık bir düzenleme. Ama bakın onun demesi bile çok enteresan tabii. Semra. Son olarak abi çok özür dilerim. İletişiminde sadelik, yalınlık, açıklık çok önemlidir. Eğer bir uzman gazeteci, duayen gazeteci, ihtisas gazetecisi de anlamakta zorlanıyorum diyorsa anlatabiliyor muyum? Orada o zaman bir problem var demektir. Hele tarım politikaları ne sadece çiftçinin, ne sadece uzmanının, ne politikacının, ne ahkam kesenlerin problemi değil. Herkesin ve insanlığın problemidir. Türkiye'nin tarım politikaları dünyadaki iklim değişikliğinden, dünyanın açlık probleminden, dünya çevre koruma ve sürdürülebilirlikten bağımsız da düşünülemez. Tamam? Yani o kadar önemli bir şeydir. Yani Harran'daki arazisinde bir tarım uygulaması, hani o kelebek etkisi var ya, Alaska'daki tarım uygulamalarıyla ilişkilidir. Şimdi biz tabii iletişim tarafının boyutunu konuşuyoruz maalesef. Çok kamuoyu tarafından doğru algılanamadığı ve çarpıtıldığı için. Ama aslında temelindeki şeyi ne, amacı ne aslında? Ona baktığımız zaman da 2 sene üst üste ekilmeyen, kullanılmayan arazinin kiralanması gibi aslında Tarım Bakanlığı'nın amacı şu. Çok fazla tarım arazimiz var ama işte miraslı, şuydu buydu gibi nedenlerle bölünmüşlükler. Böldürmüyor zaten. Belli bir metrekarenin altına düşen arazileri, tarım arazilerini artık Tarım Bakanlığı böldürmüyor. Yani bu düzenlemelerle Türkiye'nin tarımda verimliliğini artırmayı amaçlıyorlar. Bu tarım destekleri de bunu amaçlıyor aslında. Tabii iletişim noktasında da bazı şeyler, aksaklıklar yaşanabiliyor. Ali Bey ne dersiniz? Allah derim. Yani
O da her zaman, her daim söylüyoruz. Ama yani böyle bir şey var. Bu gibi durumlarda Allah'a sığınırım diye bir halk deyişi vardır ya. Yani bunu burada defaatle konuştuk. Bu sadece böyle basit bir köşeden bakmamak lazım. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin müthiş faydaları var. Başından beri ben de her zaman destekledim. Hız getirdi, güç getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi ama burada bakanların siyasi boyutunu kısıtladı. Teknokrat ve bürokrat bir iletişim boyutuna getirdi meseleyi. Siyasi olarak Cumhurbaşkanı üzerinden yükü alıyorlardı eskiden bakanlar. Cumhurbaşkanı gene meselenin üst çatı bağlamında şeyini kuruyordu, siyasi oyununu. Fakat çok ciddi siyasi pozisyon alıyorlardı. Oysa şu anda işte baksana Sayın Bakanımız, Tarım Bakanımız değil mi? Bir tweetle bu neydi adı? Destekleme, yeni destekler. Yeni destekler, yeni düzenlemeler. Yeni destek düzenlemeleri falan. Sosyal medya mesajı, sosyal medya üzerinden. Şimdi bakın. Öyle çok böyle bir bunun şey var. Böyle, yani bunu sadece o yapmıyor. Bunu pek çok bakanlıkta görüyoruz. Yani meselede şöyle bir nasıl olması gerektiğini arz edeyim istiyorsanız. Nasıl olması yani? Ben Tarım Bakanı olsaydım ne yapardım? Bir kere tarım meselesi Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri mi değil mi? Önemli. Pandemi enerji için gibi, dünya değil mi? Bunu anlamış. Tabii oldu. Enerji gibi milli savunma kadar, bakın enerji, milli enerji ve maden politikası, milli savunma sanayi kadar önemli bir şey. Kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu tarım alanında, gıda alanında pandemide gördük. İşin bir kere ne baştan kadar? Şeyi Tarım çok Bakanı, önemli, Tarım Bakanlığı bağımsız olacak. Çok özür dilerim. Tarım ve Orman Bakanlığı olmayacak. Tarım Bakanlığı ayrı olacak. Hatta daha da problemler var. Yani, turizm ve Kültür Bakanlığı gibi. Neyse. Bakan, o turizmi Ticaret Bakanlığı'na bağlasalar mesela çok daha akıllıca bir şey yaparlar ama mühim değil. Şimdi bakın. Burada bir kere şunu saptayalım. Tarım çok önemli değil mi? Türkiye'nin stratejik öneme haiz konularından biri değil mi? Burada da çok önemli bir karar alıyorsunuz ya. Ben sabah işte bizim kanalda izledim. Anlamadım tabii pek çok şeyi. Bir sürü bilmem neye üye olursa ancak faydalanıyor. İşte şu kadarı şöyle olursa böyle oluyor. Bu böyle olursa böyle oluyor falan. İlk defa tabii muhatap oluyorum, karşılaşıyorum. Olay bittikten sonra bakın. Bütün iletişim aksiyonlarının 3 aşaması vardır. Hocam biraz önce ucundan dokundu. Öncesi, sırası, sonrası. Çok basittir bu işler. Öncesinde ne yaptınız? Hazırlık. Ne yapacaksınız öncesinde? Öncesinde hocamın dediği gibi işte sivil toplum kuruluşları, şunlar bunlar. Ve de geliyor. Hazırlanıyor, geliyor. Hazırlanıyor, geliyor. Üzerine çalışılıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Öncesi. Sırasında çok ciddi bir televizyon kampanyasının başlaması gerekirdi ya. Hani var ya kamu spotu öyle, yakası böyle bağlı diye bir kamu spotu değil yani. Bayağı. Yok, artık film içerikler hazırlanıyor, filmler hazırlanıyor. Falan, bravo. Daha güzel. O düzeyde, evet böyle nitelikli, gayet iyi ifade eden bu sefer kampanya. Yani bayağı bir kampanya tasarlanması lazım. Sonrası, peki uygulamada ne oldu? Bakın bu vardı, bu adamlarla röportajlar bilmem neler, fiiliyatta uygulama şöyle bilmem ne. Şimdi bunun üçü de yok. Sayın Bakanımızın attığı bir tweet var. Hak etmiyor Sayın Bakan. Çok çalışkan biri, ben karşılaştım kendisiyle. Geçen haftanın sonunda sohbet de ettik. Bayağı çalışkan, iyi niyetli. Kökeni de iletişimci biliyorsunuz aslında. İletişimde evet, yani, çalışmış. Falan çok ama yetmiyor ki yani bu. Bunun hakikaten profesyonelce... Aslında çiftçilerle gübre taşlık geçmişinden dolayı da aslında bak, çiftçilerle burada, yakın temas bunu yapmazsanız ne olur? Bakın çok basit bir ifade vardır. İletişim doymak bilmeyen bir kanaldır. Eğer siz doyurmazsanız başkaları doyurur. Evet. Herkes gelir çöpünü atar. O zaman o kanal kanalizasyon haline gelir. Başa çıkamazsınız. Nitekim iletişim başkanlığı habire şeyle dezenformasyonla uğraşmak zorunda kalıyor. Enformasyon yeterli olmazsa dezenformasyon başarılı oluyor. Yazık, günah değil mi yani? İletişim boşluğu kaldırmıyor. Bu kaldırmıyor. Dün daha seyrettim televizyonda, bir gazeteci hanımefendi kalktı. Bütün destekler kalktı diye
Yani tarım uzmanı gazetecilerinle ilk okuduğunda anlamakta zorlandığı düzenlemeyi bu, uzmanlığı olmadığı halde okuyup bir anda anlayabilmiş. Ama burada bir da bakın burada bu değerlendirmeyi yapanı masum kılmaz. Ama önemli olan bunlar vaaz edilirken, kanunlaştırılırken, yönetmelik haline getirilirken de kanunların bir dili vardır. Ama kanun son dönemlerin, son 20-30 yıldır anlaşılamayan kanun değildir sözü hukuk çevrelerinde de kabul ediliyor. Biliyorsunuz buradan şunu söyleyeyim. Uzun yıllar Batı dünyasında cahil kesimleri sömürebilmek, onların elindekilerini kiliseye alabilmek için Latince dilini kullanan bir papaz sınıfı vardı, değil mi? Adamın ne söylediği belli değil ama kutsal bir şeyler söylüyormuş gibi, evet, hikaye de söylese. Şimdi burada da böyle bir kanun, böyle eski kanunlar anlaşılamıyor, ne oluyor? Yani bazen şey oluyor, hani böyle bir şey vardır. Hakim açıklıyor. Şey, kararı açıklıyor, suçlu diyor ki ne oldu yani diyor, ne oldu şimdi diyor yani, ne oldu diyor. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim, sırasında meselesinde son olarak onu da söyleyeyim. Sadece onu destekleyen veya açıklayan meseleler değil, karşıt görüşler veya bunun alacağı, işgal edeceği iletişim ne diyelim, hacmi de çok önemli. Şimdi kaç saat geçti bu açıklanan, epey geçti. Allah aşkına ziraat odalarından bir şey duydunuz mu? Muhalefetten bir şey duydunuz mu? Yani onlar da açıklama. Yani ben isterdim ki İstanbul Sanayi Odası Başkanı bir şey olduğu zaman açıklama yapıyor. Muhterem İTO Başkanı açıklama yapıyor. Öyle değil mi? Konuşuyor. Şöyledir, böyledir. Peki. Ama karşı, yani karşıt görüş olmaması da evet, aslında bir işte iletişim eksikliği evet, gibi evet, karşımıza yani çıkıyor. Yani bir düzenleme hayata geçiyor. Bir tarım alanında önemli bir düzenleme hayata çok geçiyor. Düzenlemenin ayrıntılarını, eksilerini, artılarını, çiftçilere getireceği kolaylıkları ya da tarım politikaları açısından nasıl bir önem taşıdığını konuşmak bravo yerine şu anda 10 dakikadır neredeyse iletişim boyutunu konuşuyoruz. Çok peki, doğru. Avrupa Birliği ile ilişkilerde... İşi 66'ya mı bağlamış Avrupa Birliği? Öyle evet, bir şey var 66'dan yani. Bu açıklama bana Avrupa Birliği ile bu yakın temas içerisinde olduğumuz dönemi çok hatırlattı. Evet. Şu kadar maddenin şu kadarını evet, hayata geçirdi, evet, şu kadar madde çeteleye kaldı. Çeteleye döndük tekrar. Evet. Ama özür dilerim, ifade edeyim. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren en başında Avrupa Birliği meselesi bir vaat olarak vardı. Hatırlarsanız. Hı hı. Siz hatırlamıyorsunuzdur. Hatırlıyorum. Hatırlayacağım. O kadarını hatırlar artık. O kadarını hatırlıyor mudur? Tabii. 2002'de kaç üniversiteye gidiyor muydunuz? Evet. Gidiyordunuz evet, değil mi? Acı ama gerçekten. Hatta çok, gazeteciliğe başlamıştım. Hatta böyle Semra Hanım çok düşünerek söyledim. Yani orada çalıştım. Avrupa Birliği meselesi bir medeniyet projesi olarak sunulmuştu hatta falan. Şimdi evet, burada da bu yani en azından aşağılayıcı bir unsur gibi ortaya konan vize meselesi vermiyor, sallıyor. Hakikaten içimden gelmiyor herhangi bir yere seyahat etmek ya. Benim hiçbir yere vizem yok. Hiç de almakla gitmekle niyetim değil. Seyahati bırakın, öğrenciler, sporcular, iş dünyası. Tabii. Yani gitmek zorunda olanlar da çok ciddi evet, problemler. Tabii bu evet, burada kendimiz, bizden de kaynaklanan şey, sıkıntılar var. Onları da kabul etmek lazım, reel olarak. Onur kırıcı bir şey. Heyecan da şeyi bekliyorum. Süresiz basın kartı sahipleri var. Onunla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bulut açıklama yaptı. Ne kapsamını dedi? Genişletmeyeceğiz. İtibarını korumamız gerekiyor dedi, yeşil pasaport. Yeşil, eyvah. Bir ümidim oydu. Yeşil pasaport olsaydı. Evet, biz basın çalışanların da ümidi oydu. Muhtarlardan ama sonra belki sıra gelir abi size. İşte avukatlara verdiler ama. Şimdi şunu müsaaderseniz. Şöyle Avrupa Birliği ile şuna ilgili hocam. Tabii buyurun, ben de hocam bir şey ilave edeyim. Şimdi bir Avrupa Birliği meselesi Türkiye için son derece önemli ama haysiyetli bir ilişki biçimiyle önemli. Yani evet, biz Avrupa Birliği'ne hani seçim propagandasında Mayıs genel seçimlerle ilgili CHP liderinin yüzümüzü Amerika'ya döneceğiz, Avrupa Birliği ile total bir işbirliği içinde olacağız, İşte Rusya'ya savaş ilan edeceğiz, Ukrayna'yı destekleyeceğiz anlamına gelen laflarını bir tarafa bırakacak olursak, haysiyetli bir anlayış ve ilişki içinde Avrupa Birliği'ne, zaten Avrupalılar da yazıp duruyorlar, Türkiye'nin milli savunma sanayindeki bu büyük başarısı sonucu Avrupa Birliği'nin mutlaka Türkiye'ye bu sefer gerçekten askeri boyutta da ihtiyacı olduğunu söylüyorlar falan.
Şimdi böyle bir şey, detant var ortada, bir yumuşama var. Bundan da Sayın Dışişleri Bakanımızın orada gösterdiği performans son derece önemli. Bu Türkiye'deki insanların haysiyet meselesi haline gelmiş olan bir durum. Vizeydi, mizeydi. 6 tane madde mi kalmış? 6 madde kalmış. 66 maddede. Evet. Maddeden 6 tane kalmış. 66, 6 kriter evet. kalmış. İşte bu kriter ifadesi bana o dönemleri çok kriter. Evet, şimdi evet. bu kadar bir parça yani. Bana müsaade eder misiniz Ali abi? Ben de rica ederim. Bu bir parça bana cambaza bak oyununu hatırlatıyor. Yani bizim Avrupa Birliği ile veya eski adıyla Avrupa topluluğu ilişkilerimiz gelip böyle bir takım esası perdeleyecek, onları öteleyecek bir takım teferruatlarla vaktimizi geçirip sabrımızı zorlayıp sinirlerimizi ve enerjimizi bu yönde yıpratmaya çalışıyorlar. Hakkımız olan zaten serbest dolaşım vesaire, ya bir gençlik hatasıydı, o zaman öyle dedik ama baksana ne oldu falan diyecek kadar yüzsüz ve tutarsız bir karşıda duran bir yapı var. Ama bu çerçevede bizi böyle önce söz meclisten dışarı, hani Nasrettin Hoca'nın eşeği kaybettirip sonra buldurma. Zaten hani zaten senin olan eşeğini kaybettiriyor, haklarını ihlal ediyor. Diyor ki kamyon geçer, tır sürücüsü, kamyon sürücüsü geçmez. Ya böyle bir şey olur mu? Esas mesele senelerdir. Serbest, tır serbest, de. Şoför ama, vizesiz, ama burada, vize burada işin kolayına kaçan Türkiye'nin de hatalarını unutmayalım. Ne oldu? Giriyorduk şeye. Gömlek uyduramadık, pantolon verelim. Giremedik ama gümrük birliğine girelim. O zaman söyledik, Tansu Hanım'a da söyledik. Dedik ki, yahu yapmayın. Bu gümrük birliğine giriyoruz. O gümrük birliğine nasıl gireceksin? Bak, ama ihracatı pozitif katkısı çok oldu. Kime? Oldu. Hangi? İki tane holdingin yapılarına göre oldu. Ondan sonra getirdikleri götürdüklerinden çok daha fazla oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Modern dünyada hizmetlerin içerisinde olmadığı bir ticaret anlaşması olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu öğrencinin kağıt yazıp ismini yazmaması gibi bir şey. Orada Türkiye'yi en dezavantajlı yani, konuma getiren şey şu. Yani Avrupa Birliği'nin imzaladığı ikili ticaret anlaşmalarında o ülke, yani Avrupa Birliği üçüncü bir ülkeyle anlaşma imzalıyor. O ülkenin ürünü Türkiye'ye girebiliyor. Evet. Serbest bir şekilde Avrupa Birliği ürünü gibi ama Türkiye o ülkeye ürün satamıyor. Evet. Aynen öyle. Ya satıyor yani, da avantajlı satamıyor. Yani Afrika Karayip ülkeleriyle seneler içerisinde yaptıkları, ya şu hale bakın, Amerika da bunu uyguladı. Mısır'ı öyle bir kayıran ülke haline getirdiler ki bizimkiler de kalkıp gidip Mısır'a yatırım için koşuyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani neticede esası kaybetmeyelim. Bir, gümrük birliği. Hala öteliyorlar, dikkat edin. Bu gümrük birliği meselesini mutlaka halletmemiz lazım görüşmelerle. Ticaret şimdi, Bakanı Ömer Bulat bu konuda gerçekten çok iyi çalışıyor. Büyük bir gösteriyor. Ama sadece gümrük birliği yetmez. Bak, gümrük birliği üzerine çok yoğunlaşıyoruz. Tayland'la ticari anlaşmamız ne oldu? ASEAN ülkeleri. Serbest 23, ticaret evet, nerede hala duruyor? Tabii. Hala artık duruyor. Zaten Güney Kore ile revizyon ne oldu? İngiltere ile ne oldu? Toplu anlaşmalardan sonra toplu ticaret anlaşmalarındaysa bölgesel ve serbest ticaret. Ama bak, İngiltere ile anlaşmalar ne oldu? Bizi başka şeylerle oyalayıp ben ona düşüyorum. Onun için işi 66'ya bağlıyorlar. Şimdi bu 66'ya bağlama meselesini söyleyelim. Bugün haftanın da son programı. Biraz da gülümsetelim. Hep böyle kullanıyoruz. Bize zaman zaman soruyor. Ya hocam şöyle diyorsun. Bu nereden geliyor? Biliyorsunuz 66 Ebced hesabında Allah ve Hilal kelimelerinin ikisinin de Ebced hesabında 66'dır. Yani 66'ya bağlamak demek işi Allah'a havale etmek demektir. Ama yetmez. 56'ya bağlamak var işi. İşi 56'ya bağlamayı duydunuz mu? Duymadım. Biz zaman zaman kendi aramızda bunu yapıyoruz. Ben daha çok bu konunun faili oluyorum. Onun için özür diliyorum Ali abi. Adana Taşköprü'de eski zamanlarda Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Adana Taşköprü'de bir elektrik şeyi henüz yetersizken bir jeneratör varmış. Fakat eski ve çok gürültülü bir jeneratörmüş. Elektrikler pat diye gittiğinde muhabbetin ortasında jeneratör devreye girer. O kadar gürültülü çalışılmış ki ne konuştuğunuzu unuturmuşsun, dağıtılmış iş. Yani mevzunun o zaman 56 derlermiş. Tamam mı? 56'lık jeneratör devreye girecek. İşi 56'ya bağlamak da konuşurken şeyi kaybettirmek, lafı karıştırmak, ne oldu ne bitti ya ne konuşuyorduk biz falan demek gibi bir şey. Bir de 46'ya bağlamak var. O 46 da biliyorsunuz eski ceza kanununda 46 akli melekeleri dolayısıyla
cezai ehliyetten sıyırmak. Yani deli numarasına yatmak. Yani ben bilmiyorum, görmedim, etmedim. Dolayısıyla 66'ya bağlamak, 56'ya bağlamak ve 46'ya bağlamanın ne anlama geldiğini gördük. Peki, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla külliyede tebrikleri kabul ediyor. Şu anda canlı bir şekilde de ekranlarınıza geliyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü. Tüm yurtta kutlamalar devam ediyor. Şu anda da evet, sözü Rana Edil Özdoğan'a bırakalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bugün ilk törenini, ilk programını Anıtkabir'de yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Komut Akademisi ve Devlet Erkanlığı ile birlikte Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ankara'nın ilk programı bu yönde olmuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk bırakılmasının hemen ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar verdi ve tarihimizin kritik eşiklerinden olan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafından milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum ifadelerinde sabah saatlerinde paylaşılan mesaj. Daha ifadeleri yer almıştı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan sıralarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de tebrikleri kabul ediyor. Bu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin tebriğini kabul ediyor ve aslında Cumhur İttifakı liderleri bir kez daha fotoğraf vermiş oldu sabah saatlerinde. Anıtkabir'deki törene de katılmıştı MHP lideri ve yine orada da bir arada olmuşlardı. Sıralarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tepkilerde yine siyasilerin yanında önemli kutluklarda olacak komuta kademesi, büyükelçiler ve elbette yine idari mülki amirlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alacak ve sıralarda kabine üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ilettiklerini de söyleyebiliriz. Aslında sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesajı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış. Emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır ifadelerini kullanmıştı. Yine İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bu mesajda Türkiye Yüzyılı vurgusu da yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında önemli ifadeler yer almıştı ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yapılan mesajda Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüten büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adımı gerçeğe dönüştürüyoruz ifadeleri yer almıştı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programları bununla sınırlı değişme Silya'daki kabullerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine de katılacak ve bu törenin ardındansa akşam yine Cumhurbaşkanlığı Silya'sında 30 Ağustos Zafer Bayramı özel resepsiyonuna da katılmış olacak. Elbette yine burada önemli mesajlar verilecek. Özel davetliler katılacak. Siyasetin önemli isimleri bu resepsiyona davetli. Yine komuta kademesi de bu resepsiyonda yer alacak. Medya temsilcileri de katılacak bu resepsiyona. Yine akşam saatlerinde yapılacak resepsiyonda da önemli mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 30 Ağustos mesaisini Ankara'da geçirecek ve 4 önemli programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralarında komuta kademesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos tebriklerini iletiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci programı ve ilk program dediğimiz gibi aslında Anıtkabir'de olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'e mozoleye çelenk bırakmasının hemen ardından Anıtkabir özel defterini imzalamıştı. Bir inancı sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimizi adım adım yürüyoruz. Milletimizin kızıl elmasına dönüşen Türkiye vizyonumuzu hayata geçirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz ifadeleriyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan
Anıtkabir'e özel defterini imzalamıştı. Şu sıralarda ikinci programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seviyesinde siyasetin önemli isimleri, komuta kademesi ve kabin üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini iletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci programı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde sürüyesinde. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul ediyor. Rana Edil Özdoğan da o noktadan bize ayrıntıları aktarmış oldu. İlerleyen dakikalarda da yine 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin gelişmeleri aktaracağız. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz konuklarımızla. Avrupa Birliği ile yeni bir dönem mi başlıyor? Ama Avrupa Birliği ile yani o hatırladığımız işte şu kadar kriterden bu kadarını hayata geçirdik, bu kadar kriter kaldı gibi o gelişmeleri yaşandığı dönemdeki AB algısıyla bugünkü Avrupa Birliği algısı birbirinden çok farklı. Semra Hanım. O dönemde Avrupa Birliği'ne girmek bizim için çok büyük bir şeydi. Nimet. Nimetti. Çok büyük bir hedefti. Ama bugün baktığımızda Avrupa Birliği hem dünyada hem de bizim için o şeyini kaybetti. Ve daha gerçekleri görebilen bir Türkiye var şu anda. Avrupa Birliği kendi kendini bence kaybetti. Çünkü Avrupa Birliği özellikle birkaç dönüm noktası var. Yazıldığı zaman tarih, şimdi yazılanlarda bile ortu. İngiltere'nin çıkışı ama ondan evvel Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni kabul etmeleri. Tabii. Bütün tabii Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin bizim için özel bir anlamı var ama onun dışında bir eurokrat olarak, Avrupa uzmanı olarak da baktığında o zamana kadarki tüm genişleme ve üyelik kabul ve temel prensipleri, kurucu babaların bütün ana ilkelerini ihlal eden bir mesele. Buna benzer bir şey de biliyorsun Andrew Jackson döneminde Fed'in kurulmasıdır. Kurucu babalar Fed diye bir ticarethanenin olmasını düşünmemişlerdi ama sonradan hakim düzen onu o şekliyle getirdi. Bugün de Fed Merkez Bankası diye etrafta bozdur bozdur harca yapıyoruz. Neyse, 46'ya bağlamadan biz de devam edelim. Şunu söylemekte fayda var. Bakın bu prensipler konusunda Avrupa Birliği o kadar prensiplerinden uzaklaşmış ki Semra, son dönemde birçok ülke için bunlar arasında biraz evvel yakalanan bir çete liderinin yakalandığı ülke de dahil olmak üzere Türkiye gibi kuvvetli adaylara, eski yaranlere 50 yıl, 60 yıl, 70 yıllık serüvenimiz var değil mi? Onlara uyguladıkları o şey listesini, ne derler, checklisti uygulamıyorlar. Ne oldu? Sen bütün üyelere onu uyguladın. Türkiye gibi yerlerde önce şunu açtık, sonra bunu açtık, onu sona bırakalım. Hatırlarsan değil mi? Şunu yaptı. Sanki biz sınıfta böyle öğrenciyiz. Aman birini daha check aldık, birini daha check aldık falan diye. AB üyesi olmak Türkiye için aynı şeyi, eş değeri taşıyor mu sizce? Hayır, taşımıyor. AB üyesi olmak taşımıyor. Ne anlama geliyor? Hayır, taşımıyor. Zaten bizim iki tane başlığımız var. Serbest dolaşım. Gümrük Birliği güncellensin ki çünkü Türkiye'yi dezavantajlı konuma getiriyor, düşürüyor. Bir de vize serbestisi. Bu iki başlık hallolduktan sonra AB üyesi olmak gerekiyor. Bunun için ne gerekiyordu? Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyaç duyması. Şu anda duymaya başladılar. Yalnız şunu kabul etmek lazım. Neden? Amerika çünkü ABD de ilişkilerinde Avrupa Birliği'nin problem var. Yani ABD bu, özellikle Trump kazanırsa kök söktürecek belli Avrupa Birliği'ne. O yüzdendir ki hele savunma sanayi ile ilgili en az 4 makale okudum yani. Çok ciddi yayınlarında Almanların. Türkiye'siz olmaz bu işte. İhtiyaç duymaya başladılar. Yani bizim onlara, önemini anladılar. Eskiden bizim ihtiyacımız vardı onlara belki ama şu anda onların bize ihtiyacı var. O yüzden de son derece enteresan bir gelişmedir bence Sayın Dışişleri Bakanımızın bu toplantıya katılması. İlgiyle izlenmeli. Bizimkiler gayet iyi götürüyorlar. Dışişlerin bence götürdüğü politika gayet haysiyetli ve etkili bir politika. O yüzden ben ümitliyim yani. Orada Türkiye lehine işler yürür. Şimdi Orta Doğu'da bir söz vardır. Mısır'a rağmen barış, Suriye'ye rağmen savaş olmaz. Türkiye'ye rağmen Yunanistan olmaz. Yunanistan varlığını Türkiye tehdidi veya Türkiye düşmanlığına borçludur. Ama Türkiye varlığını hiçbir şeye borçlu olmamak gerekir. Fakat Avrupa Birliği, Amerika, Çin gibi kutupların olduğu bir dünyada
bir ve birlikte beraber yaşama, uluslarüstü, supranasyonel bir birlikte yaşamanın saygı duyulacak, ciddiye alınacak, asla görmezden gelinmeyecek bir modelidir. Şu anki başarısız haliyle bile insanlık tarihinde kendine önemli bir yer edinmiştir. Supranasyonel, yani uluslarüstü, uluslararası değil, bir ulusun hakimiyeti emperyal imparatorluk değil, supranasyonel, uluslarüstü bir ve beraber yaşama projesini insanlık tarihinde ilk defa test etmektedir. Dolayısıyla merkez ülke olan Türkiye, bir Avrupa ülkesi olarak da Avrupa Birliği ile ilişkilerinde elbette ısrarcı ve devamlı olmak durumundadır. Avrupa Birliği'nden öğreneceğimiz, edineceğimiz çok önemli kazanımlar ve dersler de var. Bilhassa teknik konularda, kalite konularında ve diğer ileri konularda Avrupa Birliği'nin standartlarını biliyorsunuz ki konformite European, CE işaretiyle de bunu sağlıyoruz. Ve diğer demokratik işleyiş normlarını örnek almak, benchmark veya örnek almak derken aynısını yapmaktan söylemiyorum. Ama bir benchmarking, kıyaslama unsuru olarak kullanmakta mutlaka fayda var. Ali abinin dediği o kadar doğrudur ki Türkiye'ye olan ihtiyaçlar arttığı için dikkat ederseniz Ukrayna Savaşı üzerinden bir ters okuma yapayım ben, öyle tamamlayalım isterseniz. Öyle bir şey yaptılar ki rüyada görse hayra yormayacak Finlandiya bugün NATO'nun içerisinde. İsveç'e baktığınız zaman içerisinde kuzeyden nereye kadar hat çekti? Dede Ağaç'a kadar hat çekti. Demeye çalışıyor ki elbette Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ama eğer Türkiye yoksa biz Dede Ağaç'a kadar kuzeyden güneye kadar geldik dedi. Türkiye'nin sınırına geldi. Onun için de onu unutmamak gerekir. Türkiye'nin merkez ülke olarak çok dikkatli bir merkez ülke denge politikası uygulaması lazım. Biz Avrupalıyız, bir Asyalıyız, biz Afrikalıyız, biz aynı zamanda Antarktikalıyız. Biz merkez ülkeyiz. Ama bu merkez ülke konumumuzda Avrupa Birliği özellikle şu anda dış ticaret partnerimiz, bir numaralı dış ticaret partnerimiz olarak kültürel bağlarımız dolayısıyla, işleyişimiz dolayısıyla biliyorsunuz bizim bürokrasi sistemimiz, hukuk sistemimiz vesaire bütün bunlar dolayısıyla da Avrupa Birliği mutlaka içinde ve dışında. Ama merkezinde olmamız gereken bir supranasyonel uluslararası birliktir. Unutmayalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için özel bir günde, bu anlamlı günde. Evet, nice 102. yıllara diyelim. Evet. Hem hayırlı cumanız hem de bayramınız 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. 30 Ağustos'la kutlu bir hafta oldu bu hafta değil mi? Evet, pazartesinden başlayarak. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ali Saydam ve Profesör Doktor Murat Ferman'la değerlendirmiş olduk gündemin başlıklarını. Para Politiği noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.